Herkese merhaba, ben Deniz. İPOS e, ürünlerinden sorumluyum. Bugün sizlerle oda çözümlerinden bahsedeceğiz. İPOS ürünlerinin toplantı çözümlerinden. E, ekran geldi sanırım, bir sıkıntı yok. Şöyle e, ilk başta birazcık markayı anlatmak isterim. İPOS biliyorsunuz ki e, aslında yeni adıyla, eski adıyla Zenizer diyebiliriz kurumsal iletişim çözümlerindeki. E, şimdi Demand Holding grubuna ait ipos ve e, 2003 yılında Zenizer Communications'la Demand Holding'in 50-50 girişimiyle kuruluyor. 2019 yılında Demand grubu e, bu 50'lik e, girişimin Zenizer Communications olan tarafında satın alıyor ve bir yıl sonra da ipos olarak yeni bir şirket halinde kuruluyor. Yaklaşık Danimarka menşeli bir marka. Ee, bütün Zenizer'ın know-how'unu alıyor. Zaten aynı laboratuvarı kullanıyor oluyorlar. Bütün mühendisler vesaire hepsi demand grubuna, Holdi, demand grubuna ait. Ee, ve burada tabii kritik olan bir nokta var. Şirket e Holding daha doğrusu yaklaşık 115 yılı aşkın odiyoloji e, konusunda sağlık kulak sağlığı sektörü konusunda bir dünya markası ve e, en önemli markalardan bir tanesi diyebilirim. E, burada Tabii ki bilimsel araştırmaların çok büyük bir rolü oluyor. Çünkü tüm ürettiği ürünleri e, bu bilgileri göz önünde bulundurarak yapıyor. Hani diğer markalardan farkı e, en büyük bu diyebiliriz aslında tüketici ve kullanıcı daha doğrusu e, hassasiyetini sağlığını ve e, kulak sağlığında önemseyen bir marka. Danimarka meşeli dedik. Zaten bu konuyla da ilgili hani az sonra neden Danimarka olduğuyla da ilgili Danimarka olmasının verdiği avantajlardan bahsedeceğiz. Fakat bundan önce tabii ki bu bilimsel araştırmalar sonucunda ne olduğunu anlatmak isterim. Bir sürü ses dalgalarını analiz ediyorlar ve buna göre beyni yoran sesleri ve yani gürültü olarak adlandırdığımız sesleri e, yapılan cihazlarda, e, çıkardıkları ürünlerde minimumda e, göstermeye çalışıyorlar. Yani gürültüleri filtrelemeye çalışıyorlar. Çünkü bu kullanıcı çok yoran bir şey. O nedenle de etrafta aslında biz... E, ...bütün sesleri algılıyoruz. Yani e, duyu organımızın diğer organlardan en büyük farklarından bir tanesi bu. Biz sadece günlük hayatta bir şeye, bir sese fokuslanmıyoruz. Tüm gürültüleri duyuyoruz istem dışı bir şekilde. Ve şirket de bütün bu analizleri yaptıktan sonra bu gürültü seviyesini minimuma indirip... ...aslında ihtiyacınız olan sesi almanızı sağlayacak e, teknolojiler geliştirip ürünlerini çıkartıyor. Evet, Danimarka deyince aklımıza tabii ki e, tasarım geliyor. Minimal tasarım, şık tasarım. Tüm ürünlere ve ürünlerde bundan zaten e, bahsedilmiş öncü bir ses teknolojisi var. Heyecan veren tasarımı ve performans tutkusu. Buradaki performans tutkusundan kastımız garanti aynı zamanda da uzun ömürlülük. Yani sürdürülebilir, işte kullanılabilir oluyor olması, uzun süreli, Kullanıma açık oluyor olması yani gün boyu kullanabileceğiniz kulaklıklar üretilmesi ya da konferans cihazlarında garanti süresinin artması veya e, uzun süreli batarya kullanımı, şarj kullanımı diyebiliriz. Tasarım konusuna gelince de zaten hepsinin çok farklı ve e, özel e, tasarımları var. Bazı kulaklıklarımızı hatta kişiselleştirebiliyorsunuz üzerinde etiket dahi bulunuyor. E, ve bazı noktalarda bazı ürünlerde bu İskandinav tasarımını ön plana çıkartmak için kendi kültürel şeylerinde şeylerini de yansıttılar, materyallerini de yansıttılar. E, örneğin e, az sonra göstereceğimiz bir üründe kravat kumaşı denen bir kumaşımız var. E, ürünün üzerinde ve bu da İskandinav ülkelerine ait e, özellikle Danimarka'ya ait bir kumaş stili oluyor. Öncü ses teknolojisinde zaten Birçok markanın da kendi adında patentli teknolojisi var. Ama IPOS'un önemli olan özelliklerinden şöyle birkaç tanesini sıralayacak olursak ActiveGuard sektördeki en iyi akustik şok engelleyen kulak sağlığını gerçekten düşünen bir teknoloji ve sektördeki en iyi ActiveGuard aslında IPOS'ta var diyebiliriz. IPOS AI teknolojisi var. Bu da zaten kulaklıkların üretiminde çeşitli algoritmalar. Bu da kendi yine patentli bir teknolojisi. Üretiminde kullanılıyor. Bunun yanı sıra IPOS Voice Clarity dediğimiz bir özellik. Neti sesi net ve berrak bir şekilde aktarıyor karşıya. Vesaire vesaire. Evet. Bunlar bizim globalde e, markamızı tercih eden ürünler. buraları hızlı geçiyorum. E, belirli bir e, ürün skalamız yok. Bir sürü ürün gamları var aslında. Impact serisi, Adapt serisi ve Expand serisi. Her sektörden, her bütçeye, e, her türlü ses teknolojisine cevap verebiliyoruz bu marka. E, Impact serisi daha çok dek telefonlar, yine kablolu ve e, kısmen Bluetooth'lu olan ürünler var. Ee, ADAPT serisinde e, bir adet kablolu e, bir kısım var. Bir seri kablolu daha doğrusu ADAPT ürün gamında. Diğerleri de tamamen Bluetooth ve genelde bireysel kullanım e, yani multimedya kulaklığı olarak da kullanabileceğiniz kulaklıklar hakim. Expand serisi bugün yapacağımız... E, oda çözümleri, video konferans, ses konferans cihazları ile ilgili diyebiliriz. Evet, ilk başta bakacak olursak bu küçük speaker'ımızla başlayalım. Expand veya bir diğer adıyla belki duymuşsunuzdur bizden SP30 30T 30 Plus. Şimdi diğer webinarları da izlediyseniz buradaki T anlamını biliyorsunuzdur. T Teams sertifikalı oluyor olması. Lakin bu ıı, şu demek değil hani sadece Teams'le kullanılıyor gibi bir algı olmasın. Ee, iposun bütün ürünleri, bütün tümleşik iletişim platformlarıyla uyumlu. Yani siz bunu Avaya, Cisco, işte Google Meet, Skype for Business vesaire Zoom hepsiyle kullanabilirsiniz. Lakin, lakin ee bu ürünün üzerinde bir Teams butonu var ve Teams butonuna bastığınızda tek fark bu yani toplantıyı sonlandırabiliyorsunuz ya da toplantıdan ayrılabiliyorsunuz. Yani hani günümüzde biliyorsunuz ki bir sürü globalleşmeyle beraber partnershiplikler meydana geliyor işbirlikleri dediğimiz ve bunlar da e, tabii teknoloji konusunda herkes birbiriyle bir kolaborasyon içinde ve e, destek amaçlı bir sürü sözleşmeler yapılıyor ve ürünlere de bunlar yansıtılıyor. Tek farkı dediğim gibi sadece kontrol mekanizması olarak daha kolay oluyor olması. Hani Bunu masaya koyduğunuzda çat diye direkt e, toplantıya ayrılabiliyorsunuz ya da sonlandırabiliyorsunuz. Ee, peki bunun özelliklerini bahsedecek olursak. Şimdi bu ürünü Üzerinde gördüğünüz gibi zaten tüm kontrol mekanizması var. Ee, çağrı açıp sonlandırabiliyorsunuz, mute alabiliyorsunuz, ses ayarı buradan. Üzeri alüminyumda şey e, materyali kaliteli ve alüminyum bir yapısı var. Hem tek kişi kullanabilirsiniz bunu. Yani evinizde işte müzik dinleyebilirsiniz ya da e, masanın ortasına koyup hafif bir, uzak bir mesafeden telefonla konuşabilirsiniz. Telefon üzerinden yani bununla konuşabilirsiniz. Ee, her türlü kullanıma uygun. Bunun yanı sıra da 8 kişiye kadar küçük oda çözümlerinde kullanabileceğiniz bir hoparlör diyebilirim. Ee, taşıması oldukça kolay. Zaten bir tane taşıma çantasıyla geliyor. E, ee, Bluetooth'la da bağlanabiliyor ve e, Type-C bir kablosu da var. E, aynı zamanda 30T ve 30 Plus'ta da ayrıca bir konverter geliyor. E, Dungle zaten mevcut. Bu da bir diğer ürünümüz. E, bu 32 kişiye kadar çıkabiliyor. 32 kişiye kadar çıkması da az sonra anlatacağım şekilde oluyor. 80, 80T olarak iki tane ürünümüz var. T'yi zaten az önce anlattım. Üzerindeki kumaş. Ee, özel bahsettiğim kravat kumaşından, ee, bu özel bir İskandinav kumaşı. Bunların bütün ürünlerimizin hepsi gürültüyü filtreliyor. Ve aynı zamanda da yankıyı engelliyor ve ekoyu e, da düşürmüş oluyor böylelikle. Ee, 6 tane mikrofonu var üzerinde ve artı 2 tane de mikrofon bağlanabiliyor. Bu daha çok orta ve büyük ölçekli odalar için geçerli ee, ideal bir e, ses konferans cihazı. Yine bütün mekanizması üzerinde ayrıca Cortana'sı var yani dijital asistanı. Ee, tabii onunla İngilizce konuşmak gerekiyor, Türkçe desteği yok. Ee, zaten IPOS Voice Clarity e, ile e, oldukça çok o, kaliteli bir görüşme yapıyorsunuz. Expand mikrofonlarına gelince şöyle ki, Expand 80 yani az önceki ürüne maksimum iki tane mikrofon bağlanabiliyor. Bu mik, e, bu ürünün bir e, aksesuarı olarak görebilirsiniz, nitelendirebilirsiniz. Şimdi bu üründeki e, mikrofon başka bir yere e, kesinlikle bağlanamıyor, sadece buraya bağlanıyor. E, ve 4 adet üzerinde mikrofon bulunuyor. Yani Expand 80'e bunu bağladığınızda e, ayrıca 4 adet mikrofon gelmiş oluyor. Yine UC uyumluluğu var. E, zaten oldukça şık da bir ürün. E, tercih edilebilir. Büyük ve orta ölçekli odalar için. E Expand 40 ve çeşitlerine gelecek olursak, Expand 40 yine SP 30 yani Expand 30'un aslında e, bir üst modeli diyebilirim. Burada Type C seçeneği de zaten mevcut. E, diğerindeki gibi bunda farklı olarak 3 tane mikrofon var ve dizaynı birazcık daha farklı. E, alüminyum bir yapıya sahip, e, rengi zaten değişik, dangle ile beraber geliyor. Yine aynı şekilde Teams versiyonlu olanı var. Yan e, yankıyı engelleme özelliği zaten, hepsinde gürültüyü filtreleme özelliği de hepsinde mevcut. E, bunlar oldukça. E, 18 saate kadar zaten kullanım süresi var ki bunu şu şekilde düşünebiliriz. Yani bir anda açtığımızda 18 saat kullanım gibi olarak düşünmeyin. Bir kere kullandınız ve daha sonra toplantı bitti. Aynı gün içinde 5 saat daha kullandınız vesaire olarak sonuçta her daim açık bırakırsanız 18 saate kadar olan bir kullanım süresinden bahsediyoruz. Ee, Çift yönlü bir performansı var yani e, hepsinde aynı şekilde e, her yönden sesi alabiliyor ve aynı zamanda da e, eş zamanlı konuşmaya olanak sağlıyor. Yani ve seslerin karışmamasını engelliyor diyebilirim. Expand Vision 3T'ye gelecek olursak bu ürünün T'siz versiyonu da var. Onu zaten daha önceki webinarlarımızda da bahsetmiştik ama küçük bir özet geçecek olursak e, T'siz versiyonunda speaker yok ve bu da bağlandığı yerin hoparlörünü kullanıyor e, anlamına geliyor. Burada tamamen bir paket olarak Vision 3'te bir paket olarak düşünebilirsiniz. Video konferans, all-in-one çözümü bu. Sony ile işbirliği yapılmış ve 4K bir kamerası var. Bunun yanı sıra da bunu içinden tabii ki duvar aparatı veya farklı çeşit kullanımlar için aksesuarları da çıkıyor. Tek tuşla hemen her şeyi halledebiliyorsunuz. Yani üzerine bir kere bağladığınız televizyonun altına veya üstüne diyelim. Üzerindeki tuşu bastınız, açıldı ürün. Ve daha sonra da önceden ayarlamıştınız mesela SP30T ile bir sekronizasyonunu. Direkt onun üzerinden SP30T'den direkt Teams'e mesela basarak veya işte çağrı karşılama tuşuna basarak direkt her şeyi başlatabiliyorsunuz. Tek tuşla yapmak diyebiliriz aslında buradaki hikayeyi ee, akıllı çerçeveleme sistemi mevcut zaten çoğu e, video konferans cihazında olmazsa olmaz olan bir özellik ee, buradaki SP30T ekstradan bir e, mikrofon ve hoparlör görevi görüyor diyebiliriz e, çünkü hem ürünün üzerinde mikrofon var hem de e, güçlendirilmiş oluyor. SP30T'yi beraberinde alırsanız. Video e, konferans profillerine bakacak olursak iposun şimdiye kadar çıkardı. Şimdi. En yukarıdan gidelim. Vision 5 dediğimiz 11 kişiye kadar, az öncekinin daha büyük versiyonu olan bir ürünümüz var. Ee, 11 kişiye kadar bir kullanım hacmi var. Expand Control'de e, burada bir kişi limiti yok çünkü bunu bir kontrol paneli olarak düşünebilirsiniz. Burada da Lenovo ile yapılan bir işbirliği var ve e, bir bundle şeklinde de ürünü alabilirsiniz. E, Vision de zaten az önceki anlattığımız ürün. Bunun yanı sıra da Vision 1'de e, yeni çıkan yine bir webcam bireysel kullanımlar için Evet Vision 5 e, Kensington Kilidi var, 4 adet gürültü filtreleyen mikrofonu var. E, stereo hoparlöre sahip e, işletim sistemi kendi içinde mevcut arkasında da bir sürü zaten e, seçenekleri var. yani e, SD kart girişi, ethernet vesaire girişi birazcık daha uzun diğerine göre gördüğünüz üzere. Expand Vision 1'e gelecek olursak, bu da e, bireysel kullanım için bir kamera, webcam diyebilirim. E, tekerlek bir şatırı var. Onun dışında e, 4K 90 derecelik bir açıya sahip kamerası. 2 adet... E, Iki yön, çok, e, çok yönlü bir mikrofona sahip yani yine her yerden alıyor sesi ve gürültüyü filtreliyor. Tabii ki bizim bütün ürünlerimizde gürültü filtreleme özelliği var webinarın başında dediğim sebeplerden ötürü. E, aynı zamanda da taktığınız yer için e, yaklaşık 90 e, derecelik bir açıyla da takabilme imkanınız var. Esnek bir klipsi var arkasında. Evet, expand kontrole gelecek olursak, bu da e, panel diyebiliriz, dokunmatik bir panel, e, LED ışığı var, e, POE destekli ve ultrasonik bir hoparlöre sahip ve yakınlık sensörü var. E, yaklaşık 26 santimde dokunmatik bir e, ekrana hakim. Peki bunu nasıl kullanıyoruz? Bunu bildiğimiz e, toplantı odalarında bir oda denetleyicisi olarak yapabilirsiniz. O görevi verebilirsiniz. Yani işte bir şeydir takvim oluşturursunuz. Odanın doluluk oranını vesaireyi gösterir. işte saat 6 ile 5 arası kimin toplantısı var vesaire gibi. Bir diğer yandan da kontrol paneli olarak kullanabilirsiniz. Yani e, örneğin Vision'ı bağladınız, onun kontrolünü buradan yapabilirsiniz. Yine çağrıları buradan karşılayabilirsiniz vesaire. Evet, e, dinlediğiniz için teşekkürler. E, bir süre daha ben buradayım. Sorularınız varsa alabilirim ya da e, bize ulaşabilirsiniz.